Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Yine bir canlı derste birlikteyiz. Geçen gün ilk dersimizi yapmıştık. Osmanlı Devleti kuruluş dönemine başlamıştık. Hatta iki ders yaptık. Bayağı da uzun oldu. Yalnız bugün bir ders yapacağız arkadaşlar. Bir dersimiz olacak. Yani ortalama işte sohbetle birlikte bir 50 dakika, bir saate yakın bir yayınımız olacak. Bugün yükselme dönemine başlayacağız. Evet, hava bugün sıcak. Nisan güneşi yavaş yavaş kendini gösteriyor. Artık biz de diyoruz ki bir an önce zaten havalar ısınsın. Bugün hava güzel burada. Şimdi Osmanlı kuruluşa başlamıştık arkadaşlar. Kuruluş dönemini kaçıranlar için kuruluşun canlı ders yayınını YouTube'a yükledim arkadaşlar. YouTube'da Video Akademi. Evet, YouTube'da Video Akademi sayfamız var arkadaşlar. Video Akademi sayfasından geçen günkü dersimizin yayınını arkadaşlar izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bu şekilde kuruluş dönemini orada dinleyebilirsiniz. Ya da dinleyen arkadaşlar kaçırdıkları noktalar, kaçırdıkları yerler varsa onun tekrarını yapabilir arkadaşlar. Bugün yükselme dönemine başlayacağız. Yükselme dönemini işleyeceğiz. Tabii yükselme dönemi uzun bir süreç arkadaşlar. Uzun bir konu. Onun için bugün hepsinin bitmesi mümkün değil ama biz bir 50 dakikada ortalama ne kadar işleyebilirsek onu işleyeceğiz. Cuma günü de geri kalan kısmı, yükselmenin diğer kısmını Cuma günü de işleyeceğiz. Cuma günü yükselmenin geri kalanında işlediğimizde iki kısmı, yani hem bugünkü çarşamba günkü dersimizin hem de cuma günkü dersimizin ikisini birleştirip cuma günü tekrar bunu YouTube'a yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet, kuruluş dönemini işledik çarşamba günü. Şöyle hızlı bir kuruluş sürecini arkadaşlar tekrar yapalım. Hem de biraz soru cevap da yapabiliriz. Bakalım kuruluş dönemini ne kadar öğrenmişiz arkadaşlar. Evet, kuruluş dönemi 1299 ile 1453 yılları arasındaydı. 1453'te İstanbul'un fethiyle beraber yükselme dönemi başlayacak. Zaten biz de bugün arkadaşlar İstanbul'u fethedeceğiz Allah'ın izniyle ve Osmanlı yükselme dönemini arkadaşlar getireceğiz. Osmanlı'yı dünya gücü, yani bu süreç Osmanlı dünya gücü olduğu dönem, Osmanlı süper güç olduğu dönem arkadaşlar. Osmanlı'nın bir soru cevap yapalım. Osmanlı'nın kuruluş dönemi temel politikası neydi arkadaşlar? Osmanlı kuruluş döneminde neye ağırlık veriyordu? Onu bir hatırlayalım. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde ağırlığı neye yönelikti arkadaşlar? Ağırlık arkadaşlar İskan politikası, değil mi? Osmanlı yeni fethettiği toprakları özellikle Balkan coğrafyasına yerleştirme yaparak Osmanlı buraları elde tutmaya çalışmış. Evet, fetihçi, istimalet, İskan. Evet, temel politika ama İskan arkadaşlar. Ve aynı zamanda Osmanlı yeni kurulduğu için arkadaşlar Osmanlı örgütlenme ve teşkilatlanmaya ağırlık verecekti arkadaşlar. Osmanlı'nın dedik ilk olarak Osmanlı'nın aşiretten beyliğe geçmesi kiminle oluyordu arkadaşlar? Osmanlı kiminle beyliğe dönüştü? Evet, Osmanlı'nın beyliğe dönüşmesi Osman Beyliği olmuştu. Osman Bey aşireti beyliğe dönüştürdü. Sonra Orhan bunu devlete dönüştürdü ve bugünkü dersimizde Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar Osmanlı'yı ne yapacak? Bir dünya gücüne dönüştürecek, imparatorluğa dönüştürecek arkadaşlar. Tabii Osman Bey devleti kuracaktı. Kuruluş döneminde Bizans'ta yapılan ilk savaş hangisiydi? Bizans'ta ilk savaş, hemen bir hatırlayalım. Koyunhisar Savaşı. Arkasından Orhan Gazi zamanında Bizans İmparatorluk ordularıyla
ilk savaş yapılmıştı. İlk imparatorluk ordularıyla yapılan savaş peki hangisiydi? İlk imparatorluk ordularıyla yapılan ilk savaş Palekano Savaşı veya Maltepe Savaşı imparatorluk ordularıyla yapılmış. Arkasından Sazlıdere Savaşı yapılmış. Tabii Koyunhisar ve Maltepe Anadolu'da ama Sazlıdere neredeydi arkadaşlar? Balkanlardaydı. Peki Rumeli'deki ilk toprak parçası neresiydi? Onu bir hatırlayalım. Rumeli'deki ilk toprak parçası neresiydi? Osmanlı Rumeli'ye ilk adımı neyle atmıştı? Evet, Rumeli'ye ilk adımı Osmanlı Devleti Çinpe Kalesi'ni alarak ilk adımını atmıştı. Peki Osmanlı'nın aldığı ilk beylik neresiydi? İlk beylik olarak hangi beyliği aldık? Evet, ilk beylik hangisi? İlk beyliğimiz Karesi Beyliği. İlk beylikte ve cevaplar gayet güzel geliyor. Demek ki dersi dinlemişiz. Evet, bu şekilde dedik Karesi Beyliği alarak Rumeli'deki ilk daha doğrusu Karesi'yi alarak Osmanlı Anadolu Türk Birliği için ilk adımını atmıştı. Peki Haçlılarla yapılan ilk savaş hangisi? Haçlılarla yapılan ilk savaş. Evet, Haçlılarla yapılan ilk savaş. Evet, cevaplar gelsin. Evet, Sırp Sındığı Savaşı Haçlılarla yapılan ilk savaş olduğunu arkadaşlar bilelim. Peki kuruluş döneminde İstanbul'u daha doğrusu kuşatan Osmanlı'nın ilk padişahı kim? İlk defa kuruluş döneminde kim İstanbul'u kuşattı? Evet, İstanbul'u ilk defa kuşatan Yıldırım Beyazıt. Peki bir soru daha soralım. Fetret döneminde İstanbul'u kuşatan çılgın Türk, çılgın Osmanlı kimdi? Hangi şehzade kuruluş döneminde İstanbul'u kuşatmış? Evet, İstanbul'u kuşatan çılgın Türk. Fetret döneminde kim? Musa Çelebi arkadaşlar. Cevaplar doğru geliyor. Gayet güzel. Tebrik ediyorum. Sonrasında Fetret'e son verip, evet Fetret'e son veren ve Fetret'e son verdiği için Osmanlı ikinci kurucusu olan padişahımız hangisi? Evet, ikinci kurucu kim? İkinci kurucu Mehmet Çelebi. Peki Mehmet Çelebi neden ikinci kurucu oldu? Çünkü Fetret dönemine son verdiği için diyoruz ki ikinci kurucu. Arkasından ikinci Murat arkadaşlar. İkinci Murat zamanında hangi savaşla birlikte Rumeli'nin Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti? Evet, Rumeli'nin Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş hangisi? Evet, cevaplar gelsin. Evet, ikinci Kosova ile Rumeli'nin Türk yurdu olduğu kesinleşti. O zaman Rumeli'nin ilk adım neyle oldu? Çinpe. Yani kapı neyle açıldı? Çinpe. Peki Rumeli'nin Türk yurdu olduğu neyle kesinleşti? İkinci Kosova ile Rumeli'nin Türk yurdu olduğu kesinleşti. Peki kuruluş döneminde Haçlılarla kaç tane savaşımız vardı? 5 tane savaş. Evet, Haçlılarla 5 tane savaş. Bu savaşları sayalım sırayla kronolojik olarak. 1. Sırp Sındığı. 2. Birinci Kosova. Bu her ikisini kim yapıyordu? İlk iki savaşı kim yapıyordu arkadaşlar? Birinci Murat. Arkasından üçüncü savaş olarak Nibolu. Nibolu'yu kim yaptı peki? Evet, Nibolu savaşı kimi zamanında? Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmış arkadaşlar. Dördüncü savaşımız hangisiydi? Varna. Beşinci savaşımız hangisiydi? İkinci Kosova. İlk iki savaş birinci Murat, son iki savaş ikinci Murat. Ortada kim vardı? Yıldırım Beyazıt arkadaşlar. Bu şekilde kuruluş dönemini arkadaşlar özetledik. Bazı soruları sorduk. Bir tekrar yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi yükselme dönemiyle birlikte arkadaşlar devam edeceğiz. Evet, yükselme dönemi arkadaşlar. Yükselme dönemine baktığımızda şöyle ekranı bilgisayara yansıtıyoruz arkadaşlar ve yükselme dönemine arkadaşlar başlıyoruz. Osmanlı Devleti yükselme dönemi ya da dünya gücü Osmanlı. Eskiden ne diyorduk arkadaşlar? 1453'te İstanbul'un fethiyle
Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi diyorduk arkadaşlar. Ve yükselme dönemi ne zaman bitti diyorduk? 1579. 1579 neyin tarihi? 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü. 1579'da Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle beraber diyoruz ki duraklama. Ama yeni müfredata Osmanlı dünya gücü süreci, bakın dünya gücü süreci 1600'e kadar geliyor. Yani 17. yüzyıla kadar geliyor arkadaşlar. 17. yüzyıla beraber duraklama. Zaten Osmanlı'nın 14. yüzyılından 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar kuruluş. 15. yüzyılın ikinci yarısından 17'ye kadar yükselme. 17. yüzyıl duraklama. 18. yüzyıl gerileme, 19 ve 20. yüzyıl Osmanlı dağılma, parçalanma dönemi arkadaşlar diyoruz. Şimdi Osmanlı bu dönem politikasına baktığımız zaman temel politika nedir? Temel politika genişleme, fetih. Osmanlı olabildiğince fetih yapacak, olabildiğince sınırları genişletecek. Şimdi sınırların genişlemesine bak, yorum sorularında dikkat. Yorum sorularında dikkat arkadaşlar. Ülke genişleyince ne olur? Ülke genişleyince, fetih yapılınca daha doğrusu sınırlar genişler. Sınırlar genişleyince gelir artar, gider de masraf da artar. Aynı zamanda yönetici ihtiyacı artar ve merkezi otoriteyi sağlamak ne olur, ne olacaktır? Zorlaşacaktır. Müsaadenizle sohbeti kapatıyorum. Evet, şimdi... dönemin padişahlarına bakıyoruz. II. Mehmet'le başlayacağız. 1451'den 1481'e kadar. II. Beyazıt, 1. Selim dediğimiz Yavuz Sultan Selim, 1. Süleyman dediğimiz Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim dediğimiz Sarı Selim ve 3. Murat arkadaşlar bu dönemin son padişahı olarak karşımıza çıkmaktalar. Şimdi önce tabii kiminle başlayacağız? Fatih'le başlayacağız. İstanbul'un fethi ile başlayacağız. İstanbul'un fethi. Kuşatma ne zaman başlıyor? 6 Nisan 1453'te kuşatma başlıyor. Ne zamana kadar? 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Yani 53 günlük bir kuşatma sonucunda İstanbul fethedilmiştir. Şimdi Fatih'ten önce defalarca İstanbul kuşatılmış. Türk tarihinde ilk defa kim kuşatıyordu? Avarlar. İslam tarihinde ilk kez kim kuşatıyordu? Emeviler. Osmanlı tarihinde ilk kez kim kuşattı? Yıldırım Beyazıt kuşattı. Defalarca İstanbul'u kuşatmış ama bir türlü alınamamış. İstanbul'u almak kime nasip olacak? Fatih Sultan Mehmet'e nasip olacak. Aziz İstanbul'u fethetmek. Bu arada arkada da görüyorsunuz İstanbul meşhur Ortaköy Cami ve Boğaz Köprüsü'nü arkadaşlar görmekteyiz. Arkamızda İstanbul fonuyla dersi işlemeye devam ediyoruz. İstanbul peki neden alınmalıydı? İstanbul'un fetih nedenlerine bakalım. İstanbul'un fetih nedenlerinin başında İstanbul'un coğrafi konumu geliyor. Coğrafi konum olarak İstanbul mutlaka alınmalıydı. Çünkü İstanbul Osmanlı toprak bütün bozuyordu. Osmanlı Rumeli'ye geçmiş bir kısım topraklar Rumeli'ydi. Bakın Edirne, Tekirdağ, ondan sonra Balkanlardaki bölge Osmanlı elinde. Anadolu da Osmanlı elinde. Yani Kocaeli, İzmit, Bursa buralar Osmanlı elindeydi. Ama ortada İstanbul alınmamıştı. Yani coğrafi olarak İstanbul Osmanlı toprak bütün bozuyordu. Onun için mutlaka alınması lazımdı. Siyasi neden? Siyasi neden olarak baktığımız zaman Bizans küçük. Hani ne diyorlar? Sinek küçük ama mide bulandırır hesabı. Bizans küçük bir devlet olarak İstanbul'a hapsolmuş durumdaydı. Ama bu küçük Bizans, zayıf Bizans yaptığı oyunlar, hani Bizans oyunu diye deyim dilimize girmiş, yaptığı oyunlarla Osmanlı'yı çok zorda bırakıyordu. Peki Bizans nasıl bir plan yapıyordu? Siyasi olarak Bizans Osmanlı nasıl zorda bırakıyordu? Bizans bir taraftan şehzadeleri Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Çünkü Osmanlı'da ülke önce hanedanın ortak malıydı. Sonra 1. Murat veraseti değiştirdi. Dedi ki padişah ve oğulların ortak malıdır. Bizans sürekli olarak şehzadeleri Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Diğer taraftan beyliklere gidiyordu. Beylikleri Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Bir taraftan da Avrupa'ya gidiyordu. Din sömürüsü yapıyordu. Avrupalılara bakın ben Hristiyanım, siz de Hristiyansınız.
Eğer yardıma gelmezseniz Osmanlı gelip sizin topraklarınızı da alacak propagandasını yaparak Haçlıları Osmanlı'ya karşı kışkırtmış. Osmanlı'nın mutlaka İstanbul'u alıp Bizans'ın o yılanın başı diyoruz ya, yılanın başını eziyip bu oyuna son vermesi gerekiyordu. Ekonomik neden? İstanbul'un ekonomik gücü, dünyanın en eski şehirlerinden, en kadim şehirlerinden biri İstanbul. İstanbul alınarak bu şekilde büyük bir ekonomik güce sahip olacaktı. Çünkü İpek yolu buradan geçiyordu ve aynı zamanda boğazlara sahipti. Dini neden olarak işte bazı kaynaklar çok sahih olmamakla beraber Peygamber Efendimizin İstanbul mutlaka fetholunacaktır. İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker diye işte rivayet edilen bir hadis-i şerifler var. Buna mazhar olmak isteyen birçok İslam hükümdarı İstanbul'u almaya çalışmış ama burayı almak kime nasip oluyor? Fatih'e nasip oluyor. Peki İstanbul için İstanbul kuşatması başlayınca Bizans ne yaptı? Bizans hangi önlemleri aldı? Bizans zincirle Boğaz'a girişi engelliyor. Bu Bizans'ın en büyük emniyet güvencesiydi. Surları güçlendiriliyor. Grejuva dediğimiz Rum ateşi suda bile yanabilen bir özelliğe sahip. Hazırlanıyor ve Avrupa'dan yardım istiyor. Burada bir soru. Bizans Avrupa'dan her zamanki gibi yardım istiyor. Bizans Avrupa'dan yardım isteyince buna sadece iki devlet cevap veriyor. Peki Bizans'ın bu çağrısına cevap verenler kimler arkadaşlar? Bizans'ın bu yardım çağrısına cevap veren biri Venedik, biri Ceneviz. Peki neden bu ikisi? Bir düşünelim. Neden sadece bu ikisi Bizans'ın yardımına olumlu cevap veriyor? Venedik ve Ceneviz İstanbul'da Marmara kıyılarında, Karadeniz kıyılarında, Ege'de aynı zamanda Akdeniz'de kolonileri vardı. Adaları vardı bunların. Zayıf bir Bizans'ın İstanbul'da bulunması Venedik ve Ceneviz'in işini oldukça kolaylaştırıyordu. Güçlü bir Osmanlı buraya geldiği anda bunların tüm çıkarları elden gidecek de işte bu korku ve kaygıyla Venedik ve Ceneviz yardıma gelmiş. Venedik Cenevizler köken olarak nereli arkadaşlar? Onu da unutmayalım. Venedik Cenevizler İtalyan kökenli şehir devletleri. Ticaretle uğraşıyor bunlar ve dönemin denizlerdeki en güçlü devletleri. Peki Osmanlı ne yaptı? Osmanlı Anadolu Hisarı'nın karşısında Rumeli Hisarı'nı yaptı. Peki hemen bir hatırlayalım. Anadolu Hisarı'nı yapan Osmanlı padişahı kimdi? Ya da yaptıran Osmanlı padişahı kimdi? Anadolu Hisarı kimin zamanında yapıldı? Yıldırım Beyazıt. Karşısında Rumeli kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet yaptı. Donanma güçlendirildi. 400 parçalık bir donanma yapıldı ama donanmaların yapılmasının ilk etapta çok da bir önemi yoktu. Çünkü Bizans Boğaz'a girişi kapatmış. Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı gemileri karadan yürütecek ve gemiler karadan yürütülerek Boğaz'a, denize indiriliyor. Bu olay işte Bizans'ı psikolojik olarak bitiriyor. Çünkü Bizans buraya girilemeyeceğini düşünüyordu. Ama birden gemiler denizde görülünce Bizans psikolojik olarak çöküyor. Diyor ki herhalde bunlar gökten zembille indirildi ve bu olay Bizans'ı psikolojik olarak çökertiyor. Şahi topları döktürülüyor. Şahi topları kaleleri ve surları yıkabilen toplardır. En büyük toplardır bunlar. Bu topların döktürülmesi Bizans'ın surları güçlendirme önlemini de ortadan kaldırıyor. Çünkü bunlar surları yıkabilecek güce sahip toplardı. Bu topları yapan kimdir? Osmanlı'nın bizzat Bizans'tan getirdiği bir adamdır arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Yürüyen tekerlekli kuleler yapılıyor. Saray vize kaleleri alınıyor. Sırp Efrak Karamanoğlu'yla anlaşmalar yapılıyor. Burada önemli bir adım atıyor Fatih. Daha önce yapılan kuşatmalar hep yarıda kalmıştı. Yıldırım Beyazıt'ı hatırlayalım. Tam kuşatıyordu.
Karaman saldırıyordu. Tam kuşatıyordu. Haç tehlikesi geliyordu. Tam saldırıyordu. Timur geliyordu. Ve hep yarıda kalmış. Fatih bunların hepsinden ders çıkarmış. Ve önceden bunlarla anlaşma yaparak kuşatmanın yarıda kalmasının önüne geçiyor Fatih Sultan Mehmet. Evet, dedi ki 6 Nisan'da başlayan kuşatma 29 Mayıs 1453'ten Ulubatlı Hasan'ın İstanbul surlarına bayrağı dikmesiyle beraber İstanbul'un fethi tamamlandı. Demek ki surlara bayrağı diken Osmanlı'nın alemdarı, bayrakçısı kim? Ulubatlı Hasan olduğunu unutmayalım. Bu fethin sonuçlarına bakalım. Bakın ekranda görüyorsunuz. Hem Osmanlı açısından hem de Avrupa açısından bu fethin çok önemli sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Bu fethiyle beraber Anadolu ve Rumeli'nin toprak bütünlüğü bozuldu. Osmanlı dedik İstanbul'u fethederken en önemli amaçlarından biri neydi? Toprak bütünlüğünü sağlamak. Çünkü coğrafi olarak İstanbul Osmanlı bütünlüğünü bozuyordu. İşte İstanbul'un fethiyle birlikte Anadolu ve Rumeli'nin toprak bütünlüğü sağlanıyor. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi başlıyor. Osmanlı dünya gücü haline geliyor. Süper güç oluyor. Dönemin süper gücü kim? Osmanlı. Ve İstanbul başkent yapıldı. İstanbul'dan önceki başkentleri bir hatırlayalım. İstanbul'dan önce Edirne. Edirne'den önce İznik. İznik'ten önce Bursa. Bursa'dan önce Bilecik. Merkez olarak kullanılmıştı. Kuruluş döneminde sık sık başkent değişikliğinin sebebini de söylemiştik. Neden kuruluş döneminde sık sık başkent değişiyordu? Fetih yönüne göre başkent değişiyordu ve Osmanlı İslam dünyasındaki prestiji, saygınlığı, itibarı arttı ve aynı zamanda 2. Mehmet'in karizması arttı. 2. Mehmet'e Fatih ünvanı verildi ve 2. Mehmet oldu Fatih Sultan Mehmet. Avrupa açısından bu fethin sonuçlarına bakalım. Avrupa açısından özellikle dikkat, bakın parantez içlerine dikkat edelim arkadaşlar. Bakın siyasi sonuç diyoruz, evrensel diyoruz, siyasi diyoruz, ekonomik diyoruz, kültürel diyoruz. Bu yorum kısmına dikkat edin. Daha doğrusu bu parantez içinde kısımlara dikkat edelim. 1058 yıllık Bizans yıkıldı. Bir devletin yıkılması nasıl bir sonuçtur? Siyasi. Bakın siyasi dediği zaman devletlerin yıkılması, kurulması, zayıflaması, ikiye bölmesi hepsi siyasidir. Ve burada Bizans'ın yıkılması arkadaşlar siyasi bir sonuçtur. Orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Çağı kapatıp çağı açan bir olay. Çağı kapatıp çağı açtığı için nasıl bir özelliğe sahip diyoruz? Evrenseldir. Yani İstanbul'un fethinin evrensel sonuçlar doğurduğunu ileri süren biri kanıt olarak neyi ortaya koyacak? Orta çağ kapanıp yeni çağın açılması diyoruz. İstanbul'un fethiyle birlikte orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı. Şahi topları sayesinde Avrupa'daki feodal sistem, derevelik sistemi yıkıldı. Merkezi krallıklar güçlendi. Şimdi buraya dikkat edelim. Az önce biz dedik ki surları yıkabilecek toplar yapıldı. O toplar hangisiydi? Şahi topları. Şahi topları kaleleri ve surları yıkıyordu. Çünkü feodal beyler nerede yaşıyordu? Kalelerde, surlarda, şatolarda yaşıyordu. Eskiden işte kılıçla, okla veya işte küçük tüfeklerle gidip o kaledeki dereleri yok etmek mümkün değil. Ama artık ne var? Şahi topları var. Bu şahi topları o kalelerin, şatoların taşlarını tek tek düşürecek ve böylece Avrupa'nın siyasi yapısı ne olmaya başladı? Değişmeye başladı. İstanbul'un fethi demek ki Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdi. Ama bu, bakın buraya dikkat, uzun vadede Osmanlı işini zorlaştırıyor. Çünkü kuruluş döneminde kısa sürede büyüme sebeplerini anlatırken bunlardan biri de feodalite ve derebeyliklerin varlığıydı. Ama şimdi artık ne var? Merkezi krallıklar var. Bu da Osmanlı'nın büyümemesini artık ne yapacak? Zorlaştıracak. Artık Osmanlı güçlü rakiplerle karşı karşıya kalacak. Feodalitenin yıkılmasıyla birlikte. İpek yolu Osmanlı eline geçti ve İpek yolu Osmanlı eline geçmesiyle beraber Avrupalılar yeni yollar aramaya başladı. Yeni yollar arama isteği neyi başlatıyor? Coğrafi keşifler. Bu da Avrupa'nın ekonomik yapısını değiştiriyor. Ve yine
İstanbul'dan İtalya'ya giden Bizanslı bilginler yaptığı çalışmalarla Avrupa'da Rönesans'ı başlatıyor. Unutmayalım. Rönesans neyin sonucudur? İstanbul'un fethi Rönesans'ın daha doğrusu Rönesans'ın önemli sebeplerinden biri de nedir? İstanbul'un fethi diyoruz. O zaman İstanbul'un fethiyle Avrupa'nın siyasi yapısı, Avrupa'nın ekonomik yapısı ve kültürel yapısı değişti ve uzun vadede baktığımız zaman Osmanlı zararına oluyor. Çünkü Avrupa merkezi krallıklar kurarak güçleniyor. Avrupa coğrafi keşiflerle ekonomik olarak güçleniyor. Ve Avrupa Rönesans'la bilimde, teknolojide de ileriye gidiyor. Osmanlı bunu takip edemiyor. Uzun vadede İstanbul'un fethi Osmanlı için olumsuz sonuçlar doğurmuş. Şimdi burası çok önemli. Bu bilgi arkadaşlar. Daha önce aynı zamanda çıkmış sınav sorusudur. Sınavda bu soruyu sormuşlar. Özellikle siyahla belirtim ve altını çizdiğim noktaya dikkat edelim. Görüyorsunuz ekranda. Şimdi Fatih İstanbul'u fethediyor. İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'da bulunan hiçbir gayrimüslim unsura dokunmuyor. Yani İstanbul'da bulunan Hristiyan vardı. Hristiyanların da çoğunu Ortodokstu. Çünkü Bizans Ortodokstu. Ve Fatih bunlara dokunmuyor. Tüm azınlıklara dini serbestlik tanıyor. Ve özellikle Fener Rum Patrikhanesi dediğimiz Ortodoks Kilisesini koruma altına alıyor. Unutmayalım. İstanbul'un fethiyle Fatih Ortodoks Kilisesini himaye altına aldı. Peki bir soru soralım. Bir soru soralım. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti Ortodoksların koruyuculuğunu alıyor. Peki bu koruyuculuk ne zamana kadar Osmanlı elinde kalmıştır? Ortodoksların koruyuculuğu ne zamana kadar Osmanlı elinde kalmıştır? Bir düşünelim. Evet. Ta 1774'e kadar yani yaklaşık 221 yıl Ortodoksların koruyucusu Osmanlıydı. Sonra 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması'nda aslında anlaşmanın orijinal metninde de bu madde yok ama Rusya sonradan ekliyor ve artık Ortodoksların koruyuculuğu neyle Rusya'ya geçiyordu? Küçük Kaynarca Rusya'ya geçiyordu. Burada tabii sorumuz şu. Fatih neden Ortodoksları koruma altına aldı? Bu zaten Osmanlı hoşgörüsünü gösteriyor. Bakın. Zaten Osmanlı hoşgörüsünün bir sonucudur bu. Onları koruması. Ama bir de bunun özel bir amacı var. Bunun özel bir amacı var. Özel amaç nedir burada? İstanbul'un fethine olan tepkileri azaltmak, Balkanlardaki milletlerin sempatisini kazanmak, Balkan fetihlerini kolaylaştırmak ve en önemlisi, evet, en önemlisi dedik, belirtmişiz altını çizerek Osmanlı'ya karşı oluşabilecek Haçlı ittifakını önlemek, Hristiyan birliğini parçalamak için Fatih böyle bir politika izlemiş ve Ortodoks Kilisesini koruma altına almış Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra hoşgörü demişken bir de bir olayı anlatalım. Şimdi az önce biz dedik ki Bizans Avrupa'dan yardım istiyor. Bizans Avrupa'dan yardım istediğinde Bizans din bilginin karşı çıkıyor, itiraz ediyor buna. Diyor ki biz İstanbul'da kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Bakın, Ortodoks din adamı bunu söylüyor. Biz İstanbul'da kardinal külahı görmektense, kardinal Katolik din adamları, biz onları görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Yani Hristiyan olmasına rağmen mezhepleri farklı olduğu için Osmanlı'nın hoşgörüsüne inanıyor. Hoşgörüsüne güveniyor. Onun için diyor ki Katolikler olacağını Osmanlı Müslümanlar olsun bizim için daha iyi diyor. İstanbul'un fethi bu şekilde. Değerli arkadaşlar, İstanbul fethedildi. Sonuçlarını söyledik ve Fatih'in diğer faaliyetlerine bakalım. Şimdi Fatih çok yönlü bir siyaset izlemiş. Hem Anadolu hem Rumeli yani Batı hem de denizlerde önemli faaliyetler yapmış. Anadolu'daki gelişmelere bakalım. Candaroğullarından Kastamonu ve Sinop alınıyor. Hemen gözünüzün önünde canlandırın bir haritayı. Evet, Karadeniz kıyılarında yukarıda
bulunan Kastamonu ve Sinop alınıyor. Cenevizlerden Amasra alınıyor. Evet, Amasra. Bazen okulda çocuklarımız karıştırıyor. Amasra'yı Amasya diyor. Hocam yazım yanlış yapmışsınız. Buna dikkat. Amasya Orta Karadeniz'de denizle bağlantısı yok zaten. Amasra Batı Karadeniz'de Bartın'ın bir ilçesi. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Amasra alınıyor. Trabzon Rum İmparatorluğu yıkılıyor. Şimdi baktığımız zaman Kastamonu, Sinop, Amasya, Trabzon. Her üçü de nerede? Her üçü de Karadeniz'de. O zaman buraların alınması Osmanlı Karadeniz hakimiyetini güçlendiriyor. Karadeniz ticaretini güçlendiriyor. Aynı zamanda buradan geçen İpek yolu ticaretini de güçlendiriyor. Ve bunlar Anadolu'da olduğu için Anadolu siyasal birliğine de bir katkı olduğunu unutmayalım. Diğer taraftan Karaman olanından Konya Karaman alındı. Osmanlı Anadolu'daki en büyük rakibi kim? Karaman Beyliği. Kendisini Anadolu Selçuklu'nun varisi mirasçısı gören beylik. Anadolu'da Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe resmi dil ilan etmiş. Unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, Karamanoğlu Mehmet Bey'in kurduğu, daha doğrusu Türkçe resmi dil ilan ettiği Karamanoğulları'ndan Konya Karaman alındı ama yıkılmıyor. Dikkat! Ve Otluk Beyli Savaşı 1473. Kiminle yapılıyor bu savaş? Uzun Hasan. Uzun Hasan kim? Uzun Hasan Akkoyunlu hükümdarı ve o da kendini öyle çok büyük bir lider görüyor. Hatta Fatih'e elçi gönderiyor. Diyor ki Fatih'e elçi aracıyla, Fatih diyor bana bağlılığını bildirsin. Bağlılığı diyor bildiren hediyeler göndersin. Eğer diyor o bağlılığını bildirmezse ve hediyeleri göndermezse nokta nokta işin esprisi. Evet, ben diyor bizzat İstanbul'a geleceğim. Bakın. Uzun Hasan Fatih'ten bunu istiyor. Koskoca İstanbul'u fetheden Fatih'ten bağlılık istiyor Uzun Hasan. Fatih ne diyor elçiye? Elçiye zeval olmaz diyor. Git diyor sen Uzun Hasan'a söyle hediyeler hazır değil. Ben kendim hediyeleri bizzat getireceğim. Ve yola çıkıyor Fatih. 4 ay sonra Otlukbeli mevkiinde Uzun Hasan'ın ordularını yerle bir ediyor. Osmanlı Devleti Otlukbeli Savaşı'nı kazanıyor. Ve Doğu Anadolu'daki hakimiyet Osmanlı eline geçiyor. Peki Otlukbeli ile Akkoyunlu yıkıldı mı? Hayır. Buraya dikkat. Otlukbeli ile Akkoyunlu Devleti yıkılmıyor. Yıkılış sürecine giriyor. Bazen sorularda geliyor. Çeldirici olması yönüyle koyuyorlar. İşte aşağıdakilerden hangisi Otlukbeli'nin sonucudur diyor. Hemen İlk çıkkada ne diyor? Akkoyunlu yıkıldı. Hayır, Akkoyunlu yıkılmıyor. Akkoyunlu ileride kim yıkacak? Safevi devleti Akkoyunluları yıkacak. Devlet olduğunu unutmayalım. Şimdi bir daha ekrana yansıtalım. Burada bir soru soralım arkadaşlar. Şimdi bir soru soruyorum. Siz de ona göre hemen notlarınızı alın. Bir, Candaroğullarından Kastamonu Sinop alınması. 2. Cenevizlerden Amasra'nın alınması. 3. Trabzon Rum'un alınması. 4. Karamanoğullarından Konya Karaman alınması. 5. Akkoyunlulara karşı Otlukbeyli Savaşı'nın kazanılması dese. Ve dese ki hangileri Anadolu Türk Birliği için atılan adımlardır? Bakın hangileri Anadolu Türk Birliği için atılan adımlar? Evet, düşünelim. Bak, Anadolu Türk Birliği. Türk Birliği olunca ne olması lazım? Türk Birliği'ne kimler giriyor? Sadece Türkler giriyor. Şimdi burada hangisi Türk değil? Ceneviz Türk değil, İtalyan. Trabzon Rum. Bunlar da Türk değil. O zaman Ceneviz ve Amasra Türk Birliği'ne girmez. Ama Candaroğulları, ondan sonra Karaman Beyliği'nden Konya Karaman ve Akkoyunlarla Otlukbeyli Savaşı Anadolu Türk Birliği için yapılan faaliyetler olduğunu unutmayalım. Anadolu Siyasal Birliği dese hepsi girer. Bakın, Anadolu Siyasal Birliği dese 1, 2, 3, 4, 5 hepsi. Ama Türk Birliği dediği zaman Ceneviz girmez, Rum girmez. Bir de bir sonuç daha orada yazmışız yine ekranda. Trabzon Rum Bizans'ın bir parçası olarak kuruluyor. Bu 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'ni sonucunda. Evet, 4. Haçlı Seferi amacından sapan bir seferdi. Bu seferin sonucunda Bizans ailesinden olan, Bizans soyundan olan Komnenler Trabzon'a giderek
Trabzon Rum'u kurmuş. İşte Komnen ailesinin kurduğu Trabzon Rum Fatih tarafından yıkıldı. Bu Bizans'ın bir parçası olduğu için bir amacı var. Amacı ne? Bizans'ı yeniden canlandırmak. Fatih sadece Bizans'ı yıkmıyor. Aynı zamanda Fatih Bizans'ı kurma hayallerini de yıkıyor. Yani Bizans'ı canlandırma ümitlerine son veriliyor. İstanbul, Trabzon Rum'un alınmasıyla birlikte, yine Trabzon alınmasıyla birlikte İpek Yolu ticaret için önemli bir nokta bakın. Ve Anadolu siyasal birliği için önemli bir adım diyoruz. Bak, siyasal birlik diyoruz. Çünkü Trabzon Türk değil, onun için Türk birliği olmaz. Peki dese ki, yine soru soralım buradan. Hangisi gaza ve cihada girer? Evet, hangisi gaza ve cihada girer? Gaza cihat kime karşı? Müslüman olmayan. Hangisi Müslüman değil? Ceneviz ve Trabzon Rum Müslüman değil. Ceneviz ve Trabzon alınması aynı zamanda gaza cihat politikası olduğunu da unutmayalım. Eğer Türk birliği oluyorsa bakın gaza cihat olmaz. Çünkü Türk ve Müslümandır. Şimdi batıdaki gelişmelere bakalım. Batıdaki gelişmeler. Belgrad hariç tüm Sırbistan alındı. Fatih'in kuşatıp alamadığı yerlerden biri Belgrad'dır. Fatih zamanında alınmamıştır Belgrad. Sonra Belgrad'ı kim alıyor? Kanuni Sultan Süleyman alıyor. Sorular da geliyor. Fatih zamanında alınmayan yer neresi? Belgrad alınmıyor. Mora alınıyor. Evet, Mora da yine önemli bir bilgi. Bakın yine parantez içerisinde vermişiz. Mora da Rumlardır. Mora'daki halk Rum'dur. Bizans soyudur bunlar. Bunlar da Bizans'ı tekrar kurma hayalleri peşindeler. Fatih bu dönemde hem Trabzon'u alarak hem Mora'yı alarak Bizans'ı canlandırma ümitlerine son veriyor. Bir de Mora Yarımadası Anadolu'ya yakın olduğu için Anadolu'nun güvenliği için önemli bir nokta. Enflak buradan alındı. Bosna herkes değil tabii. Bosna Hersek alınıyor, Arnavutluk alınıyor ve böylece Osmanlı batı yönündeki toprakları genişledi. Batı yönünde genişledikçe gayrimüslim nüfus artar bakın. Batı yönünde genişledikçe gayrimüslim nüfus artar. Yani gayrimüslim nüfus artarken Müslüman nüfusun oranı o zaman ne olur? Azalır diyoruz bu şekilde. Ve Denizler'deki gelişmeler Fatih Sultan Mehmet zamanı. Denizler'de gelişme bakın sizler için şifre yapmışım. Renkli kısımlara dikkat edin. Telsim, kam, kaz bunlar şifreler arkadaşlar. Evet, şifreler. Şimdi derste bazı arkadaşlar çok fazla şifre istiyor öğrencilerimiz. Şimdi şifreye karşı değilim ama hepsini şifrelemeye çalıştığınızda bu sefer şifreler karışıyor. Yani şifreleme yönteminin öyle bir tehlikesi var. Onun için arada böyle tadımlık şifrelerin olması güzeldir. Ama böyle hepsini şifreyle öğreneyim derseniz arkadaşlar işler zorlaşır. Onun için böyle tadımlık arada şifreler vereceğiz. Evet, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ege ve Akdeniz hakimiyetini güçlendirmeye çalışıyor. Ve bu dönemde Ege'de bulunan Taşos, Eğriboz, İmroz, Patos, Çitos, Çerezos. Tabi bunlar yok. Evet. Taşos, Eğriboz, Limni, Semadirek, İmroz, Midilli. Artı Gökte Bozca Ada alınıyor. O zaman ne diyoruz? Bozca Ada'ya neyi kurdu Osmanlı? Telsim, eski GSM operatörümüz. Bozcaada Telsim'i kurdu. Böylece Osmanlı Ege hakimiyeti yani Akdeniz hakimiyeti güçlendi. Buna bir de Anadolu'ya yakın olduğu için Anadolu'nun güvenliği önemli derecede kolaylaştı. Anadolu'nun güvenliğini sağlama görevi. Bakın dikkat ediyorsanız yorumlara çok önem veriyorum. Çünkü ÖSYM son yıllarda taktik değiştirmiş ve ÖSYM düz böyle bilgi sorularından yavaş yavaş sıyrılmaya başlamış. Hani KPSS işte bir 4-5 yıl öncesinde düz bilgiydi. Direkt ezberdi ama son yıllarda taktik değişmiş. Yorum sorularına doğru gidiyor. Yeni nesil sorular dediğimiz yorum sorularına da ağırlık vermeye başlamış. Onun için yorumlar çok önemli. Yorumları kaçırmayalım. Evet. Karadeniz'de Kefe Azak Menkıp alınıyor. Evet, Kefe Azak Menkıp. Evet, nereye kam diyoruz? Karadeniz'e kam. Kefe Azak Menkıp ve Karadeniz'in en önemli güzergahlarından, en önemli
liman şehirlerinden olan Kırım fethediliyor. Böylece Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Evet, önemli. Karadeniz ne zaman Türk Gölü haline geldi? Fatih zamanı. Nerenin fethiyle? Kırım'ın fethiyle. Bu sorularda karşımıza geliyor. Yani siyasi tarihten gelebilecek güzel sorulardan biri bu olabilir. Karadeniz'in Türk Gölü olması Kırım'ın fethiyle Fatih Sultan Mehmet zamanında oldu ve burası İpek Yolu'nun en önemli noktalarından biri olduğu için İpek Yolu hakimiyeti için de önemlidir. Sonra Osmanlı Adriyatik Denizi'ne açılıyor. Adriyatik neresi? Adriyatik Akdeniz'dir. Yani mesela biz Akdeniz'in o Türkiye'nin Batı Anadolu kıyısına ne diyoruz? Ege diyoruz. İşte Akdeniz'in İtalya ile Balkanlar arasında olan bölüme biz ne diyoruz? Adriyatik Denizi diyoruz. Adriyatik'te de kaz avladı diyoruz Osmanlı. Kefalonia, Ayamavra, Zenta alındı ve daha sonra Fatih İtalya seferine çıkıyor. Evet, İtalya seferine çıkıyor. Kimin öncülüğünde? Gedik Ahmet Paşa. Unutmayalım. Gedik Ahmet Paşa İtalya seferine çıkacak. Otranto Limanı ve Otranto Kalesi alınacak ama Fatih'in vefatıyla birlikte İtalya seferi yarıda kaldı. Şimdi İtalya seferinin özellikle siyasi amacı İtalya'daki Katolikleri de kontrol altına almak. Fatih İstanbul'un fethiyle Ortodoksları kontrol altına aldı. Şimdi de İtalya'yı alarak Katolikleri de kontrol altına alıp Hristiyan birliğini bölmeyi, parçalamayı düşünüyordu Fatih Sultan Mehmet. Ve Fatih zamanında denizlerde tabii en büyük rakiplerden biri kimdi? Venedik'ti. Venedik'te 1463'ten 1479'a kadar 16 yıl süren savaşlar yaşanıyor. Bu savaşlarda kesin sonuç alınamıyor. Evet, kesin sonuç alınamıyor ve 1479'da yapılan bir anlaşmayla savaşlar sona erdi. Peki bu anlaşma içerisinde ne var? Bu anlaşmayla Venedik Osmanlı daimi elçi yani balyoz bulundurabilecek. Balyoz elçi, unutmayalım. Osmanlı ülkesinde daimi elçi bulundurma hakkını ilk kez kim elde etti? Venedik. Bak bu önemli. Osmanlı ülkesinde daimi elçi bulundurma görevini ilk defa kim elde etti? Venedik elde etti. Venedik'te tüccarlar Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecek. Venedik Osmanlı'ya her yıl 10 bin altın vergi ödeyecek. Vergi neyi gösteriyor? Vergi üstünlüğü gösteriyor, unutmuyoruz. Vergi üstünlük göstergesidir. Vergi üstünlük göstergesidir. Bu Osmanlı üstünlük sağlığını gösteren bir durumdur. Osmanlı tabii burada Venedik'e kapitülasyon vermiş oluyor. Burada tabii tartışma var acaba. Hani ilk kapitülasyonlar ne zaman verildi yönünde. Şimdi akademik kaynaklar ve MEP'te de artık bu yazıyor. Kapitülasyonlar 1352'de Orhan Gazi zamanında Ceneviz'e verilmiş. Bu dönemde de Venedik'e veriliyor. Sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa'ya kapitülasyon verilecek. Ama burada tabii hani ilk kısmına çok takılma. Yani o tarz bir soru ben geleceğini düşünmüyorum. Ama burada kapitülasyonların amacına dikkat edin buraya. Bakın not kısmında belirtmişiz bunu. Şuraya dikkat. Evet, Osmanlı bu kapitülasyonu verirken amacı ne? Bunu sorar işte arkadaşlar. İki tane amaç var. Biri ticari yani ekonomik amaç, biri de siyasi amaç. Ekonomik amaç nedir? Ticareti geliştirmek. Akdeniz ticaretini geliştirmek. Peki siyasi amaç nedir? Hristiyan birliğini parçalamak, bölmek. Az önce bakın Ortodoksları koruyarak Hristiyan birliğini bölmeyi düşündü. İtalya seferini yapıp Katolikleri kontrol altına alıp Hristiyan birliğini bölmeyi düşündü. Şimdi de Venedik'e kapitülasyon vererek Hristiyan birliğini bölmeyi düşündü Fatih. Bu uzun yıllar Osmanlı uyguladığı bir politikadır. Hristiyan birliğini önlemek. İşte Venedik'e kapitülasyon verirken amaç Hristiyan birliğini bölmek diyoruz. Ve bir şey daha burada çok önemli. Şimdi Fransa'ya da dedik kanuni kapitülasyon verecek. Şimdi Venedik'e verilen kapitülasyonla Fransa'ya verilen kapitülasyonların en farklı noktası nedir? Bu bak önemli bir soru, bu gelebilir. Venedik'e kapitülasyon verildiğinde henüz coğrafi keşifler yaşanmamıştı. Onun için Venedik kapitülasyonlarının coğrafi keşifle hiçbir ilişkisi yok. Bakın Venedik kapitülasyonlarının
Coğrafi keşifle hiçbir ilişkisi yok. Ama Fransız kapitülasyonları Venedik'in amaç ne? Coğrafi keşiften olumsuzunu gidermek. Ama Venedik kapitülasyonlarında Fatih zamanında böyle bir amaç söz konusu değildir. O ayrıntıyı kaçırmayalım. O ayrıntı bizler için önemli. O noktaları unutmuyoruz. Fatih zamanı olayları bu şekilde. Şimdi bir de Fatih zamanı teşkilatlama çalışmaları var ama kültür medeniyet kısmında ayrıca bunlar üzerinde duracağız. Ama bir de Fatih ile ilgili birkaç genel kültür bilgisi de verelim. Fatih Sultan Mehmet portresini çizdiren ilk padişahımız. Portresini kime çizdiriyor? İtalyan ressam Bellini'ye çizdiriyor. Peki portresini astıran kim? Portresini çizdiren Fatih. Ama astıran kim? Portresi ilk asılan paşa kim? İkinci Mahmut. Karışmasın bu bilgiler. Bir de Fatih'in hocaları Akşemseddin Molla Gürani. Bu isimleri de unutmayalım. Bunlar da Fatih dönemiyle ilgili karşımıza çıkabilecek genel kültür soruları olabilir. İkinci Beyazıt. Fatih vefat edince tahta geçebilecek iki tane oğlu vardı. Biri Beyazıt, biri Cem. Evet. Hızlı davranıp tahta geçen kim oldu? İkinci Beyazıt. Beyazıt tahta geçiyor. Beyazıt tahta geçtikten sonra kardeşi Cem itiraz ediyor. Cem diyor ki eski Türk devlet geleneğine göre devleti ikiye bölelim. Doğu ve Batı. Beyazıt ne diyor? Diyor ki devleti Ali'ye bölünemez. Evet. İkinci Beyazıt Cem'e diyor ki devleti Ali'ye bölünemez. Bunun üzerine Cem isyan etti. Cem Bursa'da isyan ediyor. Oradan Konya'ya geliyor. Oradan Mısır'a gidiyor. Memlüklere sığınıyor. Oradan Rodos'a, oradan ta Papa'ya kadar giden bir macera. Böylece Cem Sultan olayı iç sorunken ne oldu? Dış sorun oldu. Unutmayalım yükselme döneminde iç sorunken dış sorun olay hangisidir? Cem Sultan olayı iç sorunken dış sorun oldu. Bu olay Osmanlı dış politikada pasif kalmasına ve yükselme dönemi içinde bir duraklamaya sebep oldu. Cem'in daha sonra vefatıyla birlikte bu olay bitti, kapandı diyoruz. Cem bir genel kültür bilgisi verelim. Osmanlı soyu içerisinde hacca giden tek kişidir. Osmanlı padişahları hacca gitmenin uzun süre alması, devlette bir boşluk yaratacağı düşüncesinden dolayı hiçbir Osmanlı padişah hacca gitmemiştir. Yani bundan sonra Cem'e Hacı Cem deyin arkadaşlar, unutmayalım. Karamanoğullarına son verildi. Evet, Karamanoğullarına son veriliyor. Az önce Konya ve Karaman alındı. Şimdi Karaman Beyliği tamamen yıkıldı. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin en önemli adımlarından biri atıldı bak. Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlandı demiyoruz. En önemli adımı atılmış oldu. Karadeniz'deki Kili Akkerman alındı. Boğdan seferi yapılıyor. Ve özellikle dikkat, bakın Kili ve Akkerman'ın sonucu, Kili Akkerman'ın sonucu Kırım'la Karadeniz arasında kara bağlantısı sağlanıyor. Evet, Kırım'la karadan bağlantı neyin sonucunda sağlandı? Kili ve Akkerman'ın alınması. Peki Boğdan seferi kimin üzerine yapılıyordu? Boğdan seferi Lehistan. Lehistan bugünkü neresi? Polonya olduğunu unutmayalım. Venedik'ten İnebahtı Modon Koronla varin alınıyor. Osmanlı Memlük Savaşları başladı ama netice alınamıyor. Ve ilk Şii isyanı, Şah Kulu isyanı bu dönemde başladı. Unutmuyoruz. İlk Şii isyanı hangisidir? Şah Kulu isyanı. Kuruluş dönemini hatırlayalım. İlk dini isyan hangisiydi? Şeyh Bedrettin. İlk Şii isyan hangisi? Şah Kulu. Bu ayaklanmayı dışarıdan destekleyen, kışkırtan devlet kim? Şii Safeviler. Nerede? İran'da bunlar. 1501'de kurulan Şii Safeviler, Şiiliği Anadolu'ya yayıp Osmanlı içeriden yıkmaya çalışacaklardır. Ve İspanya'da bulunan Yahudiler İstanbul'a getiriliyor. Bu dönemde İspanya'da hem Yahudiler katlediliyor hem Müslümanlar katlediliyor ve Osmanlı yardım çağrısına bir gemi göndererek destek veriyor. Bakın bu önemli bir bilgidir. Yani bugün bakın bir biliyorsunuz bir salgın hastalık var. Türkiye
Bakın dünyanın birçok ülkesine yardım gönderiyor. Suriye mültecileri korudu bakın. Yıllardır Türkiye bunları koruyor. Bazen olaylar çarpıtılıyor. İşte farklı yönlere çekiliyor. Yok efendim bunları beslemeyelim ama bu Türk tarihinin geleneğinde olan bir durum. Yani Türk devletleri tarih boyunca kendisine sığınanları korumuştur. Kendisinden yardım talep edenlere yardım göndermiştir. Bakın öyle olaya çok basit bir bakış açısıyla bakmayalım. Yani yok efendim niye yardım gönderiyoruz? Asla öyle bakış açısı olmasın. Bu tarihi bir politikadır. Yani tarihin her döneminde Türk İslam devletleri kendisinden yardım isteyenlere yardım göndermiş. İşte bu dönemde de İspanya'daki Yahudiler İstanbul'a, daha sonra büyük bir kısmı da Bursa'ya yerleştiriliyor, unutmayalım. Ve oğlu Selim tarafından, 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim tarafından tahttan indirildi. Peki Selim neden babasını tahttan indiriyor? Selim babasını Şii tehlikesinden dolayı tahttan indiriyor. Selim Trabzon'da Sancakbeyi idi. Trabzon'da Sancakbeyi olan Selim doğudan gelen Şii tehlikesini yakından görüyordu. Ve babasını defalarca uyarmış. Hani eskiden bir şey vardı ya, bir video. Oğlum bak git, sonra dövüyordu. Burada da Selim babasını defalarca uyarıyor. Baba bak git, bak sen bu Şii tehlikesine önlem al. Ama Beyazıt önlem alamadı ve Şah kulu isyanı patlak verdi. Ve Selim özellikle bundan sonra Yeniçerilerin desteğini aldı. Babasını tahttan indirdi ve Osmanlı tarihinde ilk babasını tahttan indirip yerine geçen ilk padişah kim? 1. Selim, yani Yavuz Sultan Selim babasının yerine geçiyor. İşte rivayetlere göre babası yarı dua yarı beddua etmiş. Ne demiş? İşte kılıcın keskin, ömrün kısa olsun ve nitekim kılıcı keskin olmuş çünkü Yavuz için ne diyor? 8 yıla 80 yıllık iş tırdırmış diyoruz. Ömrü de kısa olmuş. 8 yılın sonunda vefat ediyor Yavuz Sultan Selim. Evet, bu şekilde arkadaşlar Fatih'ten başladık. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi, Anadolu'daki gelişmeler, batı yöndeki gelişmeler, denizlerdeki gelişmeler ve ikinci Beyazıt dönemini bugünkü dersimizde işledik. Cuma günü, evet dersi burada bitireceğiz birazdan arkadaşlar. Cuma günü Yavuz Sultan Selim, ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde inşallah Cuma günkü dersimizde işleyeceğiz. Umarım verimli bir ders olmuştur. Umarım faydalanıyorsunuz bundan. Tarihte bakın hep tarih için ne diyoruz? Nankör diyoruz. Yani nankör demeyelim aslında ama ilgi istiyor. Tarih ilgi istiyor gerçekten. Tekrar yapmamız lazım. Tekrardan sonra üzerine yorum yapmamız, yorumlamamız lazım. Ve özellikle çok soru çözmemiz lazım. İnşallah sizler de güzelce tekrarlarınızı yapın. Yayını kaydedeceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Cuma günkü dersi de işlediğimiz zaman hem bugünkü dersi hem de Cuma günkü dersi ikisini birleştirip YouTube'daki Video Akademi sayfamıza yükleyeceğiz. Video Akademi, unutmayalım, YouTube'daki sayfamız Video Akademi sayfamız. Sayfaya girince hem abone olmayı, çünkü yüklediğimiz zaman bildirimler gelecek size arkadaşlar. Hem de işte izlerken beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayalım. Evet, YouTube'a yükleyeceğiz değerli hocam. Soru geldi. Evet, o zaman bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz Cuma günü. Ama sizden ricam, duyuralım bunu. Olabildiğince evde olan bir sürü arkadaş var, dershaneler zaten yok. En azından bu şekilde daha çok kişiye ulaşmak amacıyla sizler de dersin duyurusunu ben yaptığım zaman siz de bunu çevrenize
yayın, duyurun ki daha fazla yer alınır. Bundan o zaman hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak güzeldi. Kendinize iyi bakıyorsun. Sizleri seviyorum.